Cezaevindeki şartlar konusunda keyfi uygulamalar ve baskılar neticesinde işte sohbet hakları ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle çok işte ölüm oruçları var maalesef. Bunların bir an önce sonlandırılması gerekiyor. Daha fazla can kaybı yaşanmadan bir an önce bu taleplere cevap verilmesi gerekiyor. O keyfi uygulamalardan dolayı rastgele sürekli aramalardan dolayı bir rahatsızlıkları olduğunu ifade etti. Yaptığım ziyaretlerde Lütfen Hanım'da. Aysel Tuğlu'nun sağlık durumu maalesef hafıza ile ilgili çok ciddi problemleri var. Ve o konuda mutlaka dışarıda tedavi olması gerekiyor. Artık hafızasının yeteri kadar kendisini desteklemediği bir durumda cezaevinde tutmak doğru değil. Onun için mutlaka o demans bulguları gelişen Aysel Tuğlu'nun dışarıda tedavi edilmesi gerekiyor. Cezaevleri eziyet evine dönmemeli. Yani insanlara eziyet yapmak için farklı düşündükleri için onlara farklı davranalım yaklaşımı dönem dönem oldu ve bu kabul edilebilir bir şey değil. İnsan haklarına aykırı. Eğer bir sağlık sorunu varsa o kişinin işte kökeninden dolayı, siyasi yaklaşımından dolayı farklı bir muameleye tabi tutulması kabul edilemez. Adalet herkese lazım ve bir an önce de sağlığına kavuşması gerekiyor Aysel Tuğlu'nun. Gülten Kışanak da içeriden için tutulduğunu gayet net olarak biliyor. Bir bedel ödetmek istiyorlar. Türkiye'de demokratik siyasetin önünün açılması gerekiyor. Yani Kürt sorunu konusunda uzun zamandır hükümet kör sağır vaziyette. Ben 7 yılı aşkın süredir parlamentodayım. Bu konunun parlamentoda bütün partilerin bir araya gelerek kurduğu bir komisyon aracılığıyla tartışılıp çözüme kavuşması gerektiği konusunda ısrarla dile getirmemize rağmen bu konuda hiçbir çaba yok. Türkiye'de maalesef Türk-Kürt çatışması bir siyasi istismar ve oy deposu haline getirilmiş durumda. Ve 1982'den 83'ten beri 12 Eylül ile birlikte yürütülen bir siyaset Türkiye'de insanların çatıştırılmasını ve insan olmaktan doğan sorunların konuşulmasından uzaklaştırılması tercih edildi. Ve bu da %2-3'lerde olan MHP'nin bugün %12-13'lere kadar çıktığı dönemleri gördük. Tekrar bölündüğünde o partiden de ciddi manada oy alındığını gördük. Biz bu çatışmalı ortamı sonlandırmamız gerekiyor. Biz insan olmaktan doğan sorunlarını, eğitim sorununu, işsizlik sorununu, refahını, huzurunu, güvenliğini, adaletini nasıl sağlarız? Bu ülkede yaşayan her kesimin, her halkın, her mezhepten, her inanıştan, her etnik kökenden yurttaşlarımızın sorunlarını nasıl çözebiliriz? Sorun olduğunu ifade edenlerle konuşup nasıl çözüme kavuşturabiliriz? Nasıl demokrasiyi tekrardan ayağa kaldırabiliriz? Bunun çabasında olmalıyız ama biz görüyoruz ki siyasi parti üyeleri, siyasi parti başkanları, Demirtaş'ta başta olmak üzere bilinçli olarak demokratik siyaset yapmalarının önü tıkanıp tekrar bir çatışma Türkiye'ye dayatılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin çatışmadan kazanabileceği bir şey yok. Geleceğini kazanmak istiyorsa barışını tekrar kurmalı ve bunu da siyasetçiler aracılığıyla konuşarak yapmalı. Bu açıdan Ali, Gülten Kışanak'ın da niye tutulduğunu gayet iyi biliyor. Nasıl Demirtaş ben niye tutuluyorum diye kendisini ziyaret ettiğimizde açıklıkla ifade etti. Türkiye'de demokrasiye bedel ödetiyorlar. Bu bedeli de maalesef ki bugün yaşayan bizler ödetiyorlar. Demokrasi için bu bedelleri ödemeye hazırız. Yurt dışına kaçmamızı sağlayabilecek bilgileri de verdiler. Yani aman tutuklanacaksın kaç dercesine. Biz kesinlikle böyle bir şeye yönelmedik. Türkiye için bir bedel ödüyorsak buna hazırız. Çok Çözümlü özür bir dilerim. yaklaşım. Size mi siz tutuklanacağına dair haber alan Selahattin Demirtaş'tan mı bahsediyorsunuz? Tabii Yoksa tabii tabii. Tabii daha önce ziyaret ettiğimizde